Ben Ulvi Rasulzade, Azerbaycan'dan geliyorum. Şimdi mimarlık lisansı Azerbaycan'da mimarlık olarak okudum. Şimdi ise yüksek lisans mimarlık okuyorum Sabahattin Sabahattin Üniversitesi'nde. Ben Alizade Nergis, Azerbaycan'dan geldim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyorum. Merhaba, benim adım Mahmut Sakır. Mısırlıyım, Mısır'dan geldim. Kültürel mirasın kurulması ve yönetimi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencisiyim. Yüksek lisans okuyorum. İlk önce atölyeye geldiğimizde bir proje şeklinde bir proje yapacağımızı düşünüyorduk açıkçası. Ama sonradan hoca işte her öğrencinin kendi ülkesi hakkında sunum yaptıklarını söyleyince daha bir değişik bir atölye haline aldı. Onur Şimşek Hoca bize ödevler verdi. Bu mesela bir Türkiye'den yapı, örnek bir yapı ve ülkemizden örnek bir yapı. Benim hiç haberimin olmadığı mesela bazı ülkeler vardı. Onların işte yaşam hayatıyla ilgili bir şeyler edindik ve bir arkadaş grubu da tabii ki oluştu. Kendi üniversitemden de birkaç arkadaş tanıdım, tanıma fırsatı buldum ve bu arkadaşlıkların da devam edeceğini umuyorum. Hem de geziler oldu Türkiye'de. Mesela Süleymaniye tarafını, Zeyrek Camisi'ni, Sultanahmet Camisi'ni gezdik. Hakikaten çok memnun oldum. Çok yararlı ve faydalı bir atölyedir. 3 aydır Osmanlı çevresinde ve mimarlık ve başka ülkeleri mimar tanıdım. Çok yararlı oldu. Ben önceden insanlar içinde böyle rahat konuşamıyordum. Burada sunum yapınca, arkadaşların karşısında sunum yapınca yani rahat oldu benim için. Bu projede mimari tasarım atölyesini yürüttüm. Şubat ayından itibaren 3 aylık bir süreçte çok farklı ülkelerden Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerin katıldığı bir atölye oldu. Öğrencilerimizin seviyeleri çok farklıydı. Türkçe hazırlık sınıfında olan öğrencilerimiz de vardı. Aynı zamanda doktora öğretimi seviyesinde olan öğrencilerimiz de bulunuyordu. Hatta aralarında mimarlık okumayan, Türkoloji ya da İslami ilimlerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler de vardı. Bunlar genel kültür açısından mimarlık atölyesine ilgi duymuşlardı. Burada ben bütün bu farklılıkları, farklı dalları, farklı seviyeleri bir araya getirecek bir programla hem onların kültürlerini bizim tanımamız hem de onların Türkiye'yi tanımasını hedefledim. Burada ben kendilerine Türk İslam mimarisini 10. yüzyıldan günümüze kadar tanıtan sunumlar hazırladım. Kendilerinden de hem Türkçelerini burada tatbik etme açısından hem de geliştirme açısından hem de mimari terimlere, kavramlara daha aşina olmaları açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir sunum serisi hazırlattım. Burada Venezuela'nın gece kondularından, Kazakistan'daki Ahmet Yesevi türbelerini, Mısır'daki tapınaklardan, Kosova'daki Osmanlı döneminden kalan yapılara kadar çok zengin bir yelpazede çok farklı sunumlar oluştu. Bu projeyi mümkün kılan yurtdışı Türkler topluluğuna ve özellikle İstanbul Tasarım Merkezi'ne ve Ensar Vakfı'na da bu güzel projeyi yaptıkları için, destekledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum.